Burdur Yassıgüme'deyiz. Yassıgüme'de burada bir işletme. Türkiye'de artık modern ahırcılığı ve hayvancılığın gelişmesinde çığır açan bir tesis kurulumuyla Türkiye genelinde markalaşmış. Tesisi A'dan Z'ye kurduğunda hayvanların verimi artarken aynı zamanda hayvanlar hijyenik bir ortamda sütlerini insanoğluna sunmuş oluyor. İşte biz de tesisten, üretiminden başlayıp burada tesisin aynı zamanda kendi işletmeciliğini yaptığı bir modern hayvan ahırı var. Buraya geçeceğiz. Hep beraber oraya gittiğimizde bu gördüğünüz ürünlerin nasıl kullanıldığını göreceksiniz. Bakalım şirket hangi konular üzerinde Türk tarımına katkıda bulunuyor. Efendim merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Muzaffer İnci. Ne zamandan beri bu sektördesiniz? Yaklaşık olarak bir 20 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Efendim şu anda neler üretiyorsunuz hayvancılıkla ilgili? Hayvancılık ekipmanlarının birçoğunu üretiyoruz. Bunlar hayvan yatakları, durak demirleri, sağımane demirleri, hayvan kaşıma makinesi, fırça diye tabir ettiğimiz, hayvan kilitleri, aynı zamanda kendi markamızı oluşturduğumuz şakşak diye tabir ettiğimiz bunların üretimini yapıyoruz. Biz şimdi hep beraber nereye gidiyoruz? Kendi çiftliğimize. Evet. Kendi argo çalışması yaptığımız çiftliğe gidiyoruz. Bu çiftlikte bakalım bunları tek tek anlatacağız. Türk çiftçisi için ne gibi katkılarda bulunuyorlar? Modern tarımcılıkta elde edilen sütle yani memelerin temiz kalmasıyla hayvanın kaldığı yerinde temiz kalması çok önemli. Biz hayvanların yattığı yerlerin tertemiz olduğunu görüyoruz. Buradaki yaptığınız sistem sayesinde kazandığınızı biz burada geldiğimizde gördük. Bunun ne gibi faydalar oluyor hayvana? İşletme kurulurken İşletmenin betonları bu dizayna, bu şekle uygun olması gerekiyor. Yani %2 meyilli olması gerekiyor. Hayvanın ön ayaklarının yukarıda kaldığında dinlenebilir özelliğinin olması gerekiyor. Aynı zamanda bölümler halinde standart ölçüleri, bir süt hayvanının yatabileceği bir ölçüler vardır. Bu ölçüde yapıldığı müddetçe hayvanın omuz atkısı diye tabir ettiğimiz şu üstteki demirle beraber alttaki kenardaki ölçünün hayvan boyuna eş değerde olduğu zaman hayvan buraya girip yatmak zorunda kalıyor. Çünkü temiz bir yatak. Anladım. Burada yattığında da kıçı mecburen ister istemez dışarıda kalıyor. Göğüs yapısındaki memelerinin batmaması önemli. Evet. Çünkü hayvan sağıma gidecek, memelerinin ıslanmaması gerekiyor. Temiz süt ve bakterisiz süt olması gerekiyor. O aynen gördüğümüz gibi hayvanın ayakları yatağın üstünde, dört ayağının yatağın üstüne basabilir olması gerekiyor. Bu şekilde olduğunda hayvan gelip buraya yatıyor ve temiz kalabiliyor. Diğer türlü gübreleri de yere döküldüğü zaman bir sıyırıcı kanalıyla çekilebiliyor dışarıya. Çünkü hayvanın yaşadığı yerlerin hesabı %2'den fazla yapılmaz. Evet. Yani yürüyeceği rampa %2'yi geçmemeli. Burası da %2 rampalı. Yani ön ayaklar kısa, arka ayaklar uzun olduğu için aşağı doğru hayvan yatamaz. Genelde hayvanlar yukarıya doğru yatar. Yukarıya doğru. O yüzden dolayı da buraya girip yatabiliyor. Anladım. Şimdi hayvanların gübrelerini buraya attıktan sonraki sistemde yine sizin dünya teknolojilerini yakalamışsınız. Üretiminizde buradaki gübreyi tamamen sıyırıcıyla sıyırıyorsunuz. Evet. Bu sıyırıcı hidrolik sıyırıcı sistemle hayvanların adım hesabıyla, yani hayvan yürürken de içerisinin sıyrılması gerekiyor. Anladım. Sürekli çekilmemesi gerekiyor. Hayvanın adım sayısı hesap edilerek aradaki delikler vasıtasıyla sıyırıcı bir adım yürüyüp bekliyor. Bir adım yürüyüp bekliyor. Hayvanın geçmesi ve sistemin kendi kendini temizlerken taşmama özelliği olması için. Aynı zamanda bu delikler sayesindeki adım sayısı teknik olarak hesaplandığında hayvan buradaki sistem çalışırken üzerinden geçebiliyor. Geçebiliyor, zarar vermiyor. Zarar vermiyor, geçebiliyor. O gelirken kaçsa bile durduğu için kendi ani hareketlerini ona göre ayarlayabiliyor. Evet, ineklerin sağım saati yaklaştığında göğüsleri temiz bir şekilde burada gördüğünüz gibi buradaki kurulum sistemindeki teknik ahırda ineklerin beslendiği yerde her şey onların mükemmel bir şekilde hazırlanıp sunulduğu için onlar da göğüsleri tertemiz olarak sağım saati yaklaştığında buraya geliyorlar. Sağım saatlik olarak yapılıyor. Size bunu göstermek isterdik ama akşam 5, sabah 5 sağıldıkları zaman süt verimleri kaliteli ve artılış bir şekilde gerçekleşiyor. Eğer akşam 5, sabah 5 olayı olmazsa o zaman inekler de çok iyi süt vermiyor. Şimdi bu kısımda toplanan inekler burada toplama bölümü var. Toplama bölümünden girdiklerinde İnekler buradan girip öbür tarafta süt sağım tesisine, orayı göstereceğiz. Süt sağım tesisine geliyorlar. Buradan gidiyorlar, öbür taraftan dolanıp sütleri sağladıktan sonra hijyenik bir ortamda alınan sütten sonra tekrar serbest kalıyorlar. Sağım
ünitesinde bu gördüğümüz cihaz hayvanların burada kızgınlığını ölçüyor herhalde. Evet, kızgınlık takip cihazı diye isimlendirdiğimiz bir cihaz. Bu sürünün ortalamasını hayvanların boynundaki çiplerin hayvanların hareketiyle algıladığı bir cihaz. Gün içerisinde, sürünün içerisinde fazla hareket eden hayvan var ise bunu tespit edip hangi saatte başladığını ve kızgınlığının hangi saatte devam ettiğini periyotik bir cetvelle dışarıdaki cihaz yoluyla buna bize bildiriyor. Buradan hayvan geçtiğinde boynundaki çipi okuyor. Okuduktan sonra bu veriyi biz dışarıdan ekrandan alıp o hayvanı hangi dakikada, ne zaman tohumlayacağımıza karar verip veteriner çağırıyoruz. Oh, ne kadar güzel. Şimdi buradan girdik. Onu evet. Tespit ettikten sonra şimdi çok temiz bir ortamda hayvan buraya geliyor. Kafası hayvanımızın şuraya başlıklı. Sağ ayağı evet. Oraya denk geliyor. 30 derece peş bir şekilde, kıçı burada olacak şekilde. Evet. Buraya sekleşti mi 7 tanesi aşağı yukarı meme pozisyonunda şuraya geliyor. İçerideki işçi oradaki başlığı çıkartıp evet. Hayvanın memesi dışarıda gördüğümüz gibi temizdi zaten. Sadece bir bezle nemlendirip kuru evet. Ortamda kalmasın, hava almasın diye nemlendirip takıyor. Taktıktan sonra süt hiç el değmeden içerideki hijyenik ortamdaki tanka gidiyor. Efendim aşağıda bir tane daha makine görüyoruz. Orada gördüğümüz makine o nedir? Aşağıdaki görmüş olduğumuz makinemiz ise işletme içerisinde mutlaka ki rahatsız hayvanlar olur. Evet. Yani tedavi gören hayvanlar olur. Tedavi gören hayvanın sütü satılmaz. Örneğin antibiyotik kullanıyordur. Evet. Kesinlikle antibiyotik sütü satılmaz ve alınmaz. Bunu ayrıca sağabilmek için işletmenin içeriye tanktaki sütü bulaştırmamak için ayrıca sağım yaptığımız bir ünitedir. Onu da zaten normal sütte karıştırdığın zaman otomatikman süt firması da anlıyor zaten. Kesinlikle süt firması test yapmadan almıyor zaten. Anladım. Evet sevgili seyirciler gördüğünüz gibi evinize gelen sütün şurada kendi banyomuz kadar temiz bir ortamda ya da kendi lavabomuz kadar evet. Temiz bir ortamda hatta mutfağımız kadar temiz bir ortamda fayanslarla yapılmış bir yerde sağıldığını gördükten sonra artık bundan sonra süt alacağımız zaman mutlaka teknolojiye ayak uyduran, insan sağlığını birinci derecede önemseyen kurumlardan ve bu kurumlara yatırım yapan firmalardan almamız gerekir. Çünkü bu hayvanların verimini arttırdığı gibi aynı zamanda insan sağlığı için de çok önemli. İşte biz de diyoruz ki bu işi yapan insanlar eğer teknik bir şekilde yaparsa hem kendileri kazançlı çıkıyor hem de bizleri kazançlı çıkartıyorlar. Çünkü bu firmada sadece bir kişi çalışıyor değil mi? Yani rahatlıkla bir kişi bunun evet, hakkından geliyor. Sadece bir kişi çalışıyor. Tarım sektöründe hizmet veren bir şirket olarak siz yaptığınız bütün ürünleri bir sene burada kullandıktan sonra piyasaya sürüyorsunuz. Evet, şimdi burada da hayvan için çok faydalı veterinerlerin özellikle olmazsa olmaz dedikleri bir ürün var. Bu ürün eskiden bizim kaşağı diye kullandığımız tımar olarak kullandığımız bir alet. Hayvanlar da serbest olarak ihtiyaçları olduğu zaman kaşıntıları olduğu zaman buraya geliyor. Hem sırtındaki bakterileri atmış oluyor evet. Hem de kaşınmış oluyor. Bunun çalışma sistemi nasıl? Bunun çalışma sistemi ise hayvan gelip dokunduğunda 15 derece aşıyı bulduğunda çalışmaya başlıyor. Hayvan gittikten sonra belirli bir süre sonra doğruluk derecesini yakaladığında kapanıyor. Hayvan tekrar geldiğinde her hareket algıladığında diye söyleyeyim yani aksi istikamette dönüyor uçlarının kıvrılıp aşınmaması için. Yani her hareket algıladığında aksi istikamette dönüyor. Tek tarafa dönmüyor. Diyelim ki hayvan geldi dokundu kaşınmaya başladı. Aksi istikamette dönüyor. Kuyruk sıkışma veya herhangi bir sıkışma olduğunda geriye dönmeye başlıyor. Geriye dönme esnasında eğer sıkışma devam ediyor ise bir dakika duruyor hiç çalışmıyor. Anladım. Bir dakika sonra tekrar çalıştığında ise yine aksi istikamette dönüyor. Çünkü paçal olmasın kuyruk orada tamamen sıkışmasın diye. Anladım. O zaman çok önemli bir husus sevgili seyirciler. Bu aletten birçok üretici firmadan görebilirsiniz ama buranın ayrı bir özelliği var. Hayvan ilk önce kendisi isteyecek. İstedikten sonra gelecek. Yani devamlı çalışır, düğmeye basıp çalışır bir sistem değil. Hayvanın ters istikametinde yani onun sıkışma noktasına geldiğinde bir dakika duracak. Bu çok önemli çünkü herhangi bir şekilde yapılan yanlış uygulamalı aletlerde de dönmesi önemli değil. Hayvanın hareket kabiliyetine göre dönmesi önemli. Bir de hayvanın kendi sıkışmalarını kurtarabilecek seviyesinde olması önemli. Kuyruğunun kopmaması gerekiyor. En nihayetinde en fazla kaşındırdığı yerlerden bir tanesi kuyruk sokumunun en üstü. Evet. Orayı kuyruğu uzatarak şu şekilde kaşındırır. Bu esnada da kuyruğunu kıvırır. Evet. Kıvırdığından dolayı kuyrukta dolanma olur. Bu dolanma olduğu esnada aksi istikameti ters dönecek. Ters döndüğünde de eğer sıkışma hala devam ediyorsa bir dakika çalışmayacak. Tekrar hareketi aldığında aksi istikamette dönecek.